uyuşturucu. Gençlerin kanına sinsice giren, körpe bedenlerini, beyinlerini esir alan ve onları genç yaşta felakete, sefalete, ölüme sürükleyen zehir. Bu zehrin üzerinden ticaret yapan kara vicdanlı insanlar binlerce gencin katili oluyor. Gizli Dünyalar'ın bu öyküsünde kendine, ailesine rahat bir hayat yaşatmak için gençleri zehirleyen bir uyuşturucu satıcısının ibret verici öyküsünü izleyeceğiz. Takma oğlum kafana, atlatacağız bunu. Buyurun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Serkan, nerede kaldı bu çocuk ya? Okulda artık. Deneme sınavı vardı bugün. Uf, şimdi bir de evi ararlarsa yandık. Ne deneme sınavı ya? Öyle kasamam ben. Giderim yurt dışına, peder de çeker yükümü. Bir de sınava mı çalışacağım? Öyle abi. Sınavla benim de işim olmaz. Baksana, bu Barış bize mal bulacak değil mi? Çok heyecanlıyım Cenk. İlk defa olacak. Ne var oğlum heyecanlanıyorsun? Herkes çekiyor. İlk defa deneyeceğim abi. Sahi nereden bulacak bu malı bize Barış? Bir adamı varmış, torbacı. Bizi ona götürecek. Hah, işte geliyor. Ne haber abi? İyi, senden. Merhaba. Merhaba. Otur. Nasıl gidiyor çocuklar? İşte fena değil. Bu aralar iyi yere tezgah açtın herhalde Faruk. Bayağı para yaptın. Sayende Cengiz abi. Şu zengin okulunda iş tutuyorum. Barış diye bir keş var. Oradan sürekli müşteri buluyor bana. Oo, ne güzel, aferin. Bozma sistemi. Al bakalım malları. Para lazım. Çocuklardan alınca hemen getir. Sağ ol Cengiz abi. Parayı alınca hemen getiririm. Baksana Barış, şimdi bu şeyi çekince hani böyle kendini süper hissediyorsun değil mi? Nasıl oluyor? Serkan, amma geyik yaptın sen de. Ya çocuklar, bu böyle anlatılacak gibi bir şey değil. Alınca görürsünüz. Hadi ya, oğlum duydun mu? Buraya mı gelecek? Bizim okula da yakın ha. Evet. Yalnız çocuklar bakın. İlk seferden Faruk abiye karşı rezil olmuyor. Para tamam mı? Sen parayı düşünme abi. Çarık sağlam bizde. Tamam değil mi? Tamam abi. Oo, merhaba abi. Arkadaşlar okulda. Tamam Barış'cığım. Tamam güzel kardeşim. Mal hazır. Parayı getirdin mi? Para hazır abi. Al. Gene beklerim. Bir şeye ihtiyaç olursa bir telefon, burada buluşuruz. Bu arada bu da müesseseden gençler. Sağ olasın abi. Sağ. Bir şey değil. Hadi bakalım. Sağ olun. Hadi güle güle. Eyvallah abi. Görüşürüz. Kızım, baban da gelmek üzeredir. Şu salatayla da sen ilgilen. Tabii anneciğim. Ha, geldi işte. Sürpriz. Babacığım bu ne? Bilmem, açınca görürsün. Çok teşekkür ederim babacığım. Ah, mezuniyetim için istediğim elbise. Çok teşekkür ederim baba. Sen her şeyin en güzeline layıksın kızım. Hadi öp bakalım babanı da biz de hediyemizi alalım. Yani Cengiz, ne aceleci babasın sen. Kimsenin aklına gelmez 3 ay önceden kızına mezuniyet elbisesi almak. Ben alırım. Ben parayı kimin için kazanıyorum Seval? Şımartıyorsun ama. Şımartırım tabii. Kızım bir defa bile ikmale kalmadı. Bizi hiç üzmedi. Kötü alışkanlıklar edinmedi.
Ay Allah korusun, duyuyorum da liselerde bile uyuşturucu kullananlar varmış. Evlerden uzak. Benim kızım bilmez öyle şeyler. Allah korusun. Ulan çok güzelmiş ya bu. Nasıl da dönüyor. Abi. Hadi anne şimdi gelirse ne diyeceğiz? Balık hafızası var oğlum sende. Unuttun mu? Yurt dışındalar dedim ya. Zaten onların benimle ilgilendikleri falan yok oğlum. Benim de aynı. Bizimkiler de boşandı, beni unuttular. Neyse ya. Cenk, benim kafam çok güzel oldu. Bundan biz biraz daha alalım. Alırız alırız. Harbiden anlattıkları kadar da varmış ha. Gideriz Faruk'a. Parasıyla değil mi? Alırız bir paket daha. Haklısın. Haklısın ama kızımıza nazar değecek diye korkuyorum Cengiz. Bırak şu karamsarlığı Seval. Kız tıkır tıkır okuyor işte. Evden okula, okuldan eve. Öyle öyle ama duyuyorum. Geçen de Nazlı'nın lisesinde bir çocuk uyuşturucu içerken yakalanmış. Ne olmuş sonra? Örtbas etmişler. Çocuğun babası müsteşar mıymış, neymiş? Gözleri kör olsun o gençleri zehirleyenleri, her kimlerse. Sana ne el alemin çocuğunda? Aa öyle deme Cengiz, onlar da ana baba kuzusu. Her koyun kendi bacağından asılır. Sen kendi çocuğuna bak. Neyse hadi kalkıp yatalım. Yarın ev göstermem gereken çok müşteri var. Ev mi? Ev? Aa ev tabii canım. Şu emlak işine girdiğin iyi oldu Cengiz. Elimiz para gördü. Öyle öyle. Hadi kalkıp yatalım. Tamam. Of Nazlı ya. Amma ineksin sen de. Nasıl sıkılmıyorsun? Baksana şuna. Türevdi, integraldi. Iy. Bak. Sonra sadece iki net çıkarırsan ağlarsın. Hadi Ayçeciğim. Nazlı. Yine ne var? Hani şu Türkçe matematik sınıfındaki ela gözlü çocuk vardı ya. Ne olmuş ona? Bana seni sorup duruyor. Sanırım o da hoşlanıyor senden. Cenk mi? Gerçekten mi? Ay utandırma şimdi. Bugün okulda da yoktu galiba. Kızım herkes senin gibi her gün okula mı geliyor? Eğleniyor çocuklar. Geçen gün onlarlaydım. Bir de attık, bir de attık. Sorma gitsin. Cenk ya. Ben yine pilot mu oldum abi ya? Uçuyorum. Tabii oğlum. Bu iş kıyak. Her şeyi unutuyorsun. Ne ders, ne ana baba. Vallahi öyle abi. Bugün yine alalım. Bunlar bitti. Ha, o iş kolay. Ararız Faruk'u, alırız bir paket daha. Sende para var mı? Var. Annemi uydurdum. Okuldan istiyorlar dedim. Yaşa lan. Nereye? Eve mi hemen? Eve. Annem merak etmiştir. Zaten çalışacağız diye boş yere oturttun beni burada. Aman kız bırak şu inekliği. Ne yapayım içimden gelmiyor. Sınavda görürüm seni. Ben gidip çalışacağım. Başka zaman çalışırsın. Ben Cenk'leri arayacağım. Sen de gel hadi. Yok sonra sağ ol. Hoşça kal. Ne haber Ayça? Bir şeyler yapıyorsanız ben de takılayım diyecektim. O günkü şeyden ben de alacağım. Öyle mi? Tam zamanında aradın. Biz de alışverişe gidiyorduk şimdi. Paran var mı? Var. Nereden alacağız? Sana bahsetmiştik ya. Hani torbacı vardı bir tane. Ona gideceğiz. Ha, anladım. Ben de geleyim olur mu? He, gel. Al bakalım benim güzel kızım.
Sağ ol anneciğim, ellerine sağlık. Ayça da gelseydi beraber çalışırdınız. O başka arkadaşlarıyla birlikte gidecekmiş anne. Arada bir sen de git kızım. Çok çalışıyorsun bu aralar, bunu aldın. Tamam anne, sen merak etme. Hadi kolay gelsin. Abla kim? Bizden abi. Harbi kızdır o. O da müşterin olacak şimdi. Hoş geldin ablacığım. Tamam değil mi? İsterseniz sayabilirsiniz. Bak ablacığım. Cenk'te benim telefonum var. Bir şeye ihtiyaç olursa bir telefon, iki dakika tamam. Sonra mal elinde. Anlaşıldı mı gençler? Bu arada bu da cam sakızı çoban armağanı. Tamam. Hadi bakalım. Sağ ol abi. Efendim Faruk. Abi, bugün ben sana yine uğrayacağım. Bu okul acayip mal çekiyor abi. Tamam tamam gel. Az sonra dükkandayım. Hem ödeme de yaparım. Tamam Faruk. Ulan buna da mal yetiştiremez olduk iyi mi? Bu lisede tam maden çıktı ya. ne yaptınız dün? Nasıl güldük dün görmeliydin. Sen de otur evde ders çalış. Ayçeciğim, sınava birkaç ay kaldı farkındaysan. Biliyoruz, biliyoruz. Ha bu arada Cenk yine seni sordu bana. İyi anlaşırsınız dedim. Aslında Cenk benim de hoşuma gidiyor. Biliyordum. Yarın için bizi evlerine çağırdı, gidelim mi? Evlerine mi gideceğiz? Kızım kezbanlık yapma. Yiyecekler mi seni? Çok eğleneceğiz, hadi gel. Hadi kırma beni. Peki. Kızım, bu ne güzellik. Aman işte. Cenk de gözlerini alamayacak senden. İnşallah iyi anlaşırız. Anlaşırsınız tabii. Görürsün, çok eğleneceğiz. Ay, hiç bu kadar gülmemiştim. Ayça haklıymış. Siz gerçekten komiksiniz ya. Ben söylemiştim değil mi? Oo Nazlı, sen bizi bir de birazdan kafayı bulunca gör. Ne kafası? Hadi abi. Ayça, o ne? Çok acayip bir şey. Geçen gün ben de denedim. Uçuyorsun. Yani uyuşturucu mu? Yoksa korktun mu küçük hanım? Yo, korkmadım da yani ilk kez görünce... Neyse o zaman, biz işimize bakalım. Alem beklemez. Kızlar önce hanginiz alacak? Nazlı istiyor, değil mi Nazlı? İyi ama ben... Hadi Nazlı. Öf. Nazlanma ama. Güvenmiyor musun bana? Peki. Hoş geldin Cengiz. Hoş bulduk Seval. Nerede Nazlı? Akşamüstü Ayça ile çıktılar. Biraz gecikecekmiş. Aa, Ayça ile çıktıysa iyi.
Nasıl? Şimdi iyisin değil mi? Ya sanki ben değilmişim gibi bir garip. Boş ver Nazlı. Hadi gel bir kere daha çek. Tamam anneciğim, tamam. Hadi sen eğlenmene bak. Ha, Ayça'nın annesine selam söyle. Canım yavrum, iyi geceler. Allah Allah. Sesi de bir garipti ama. Seval, uyuyakalmışım. Nerede Nazlı? Şimdi konuştuk. Ayçalarda kalacakmış bu gece. Yarın pazar diye ben de izin verdim. Nazlı'nın hiç uyu değildir ama. Neyse. Hadi yatalım o zaman. Geldi. Günaydın. Günaydın kızım. Kusura bakmayın, akşam gelemedim. Ayça çok ısrar etti kalmam için. Ne yaptınız kızım, eğlendiniz mi bari? Eğlendik sayılır. Sınıftan birileriyle bir kafede oturduk. Sonra da Ayça'lara film izlemeye gittik. Çok yorgun görünüyorsun. Dün geç yattık ondan. Ayça bir sürü konuştu başımda, uyuyamadım. Gençlik işte. Bugün Cenkler'e gideceğim. Sen? Yine mi içeceksiniz? Ne oldu? O gün iyi olmuştu. Ama korkuyorum Ayça. Alışmayalım. Babam uyuşturucuya alışan kurtulamaz diyor. Aman Nazlı. Babalar hep aynı. Ben de içiyorum. Ne alışacağız? İstediğimiz zaman bırakırız. Doğru diyorsun. İstediğimiz zaman bırakırız. Geliyorum ben de. Tamam. Serkan, bundan sonra da sık sık yapalım bu işi ya. Ne güzel ya. Yaparız tabii güzelim, yaparız. Para bulduktan sonra her şey kolay. Paradan haber versen. Nasıl hissediyorsun kendini? Sanki bütün sinirlerim alınmış gibi. Uçuyorum Cenk. Nazlı bizden sıkı çıktı vallahi. Baksanıza kafası süper. Babam şimdi beni bu halde görmeliydi. Ne olurdu? Gözlerine inanamazdı. İyi akşamlar. Neredesin sen? Merak ettik seni. Mesaj çektim, almadınız mı? Ayça'yla ders çalıştık bütün gün dershanede. Of, çok yoruldum. Gel babasının bir tanesi. Otur yemeğini ye. Bak nasıl yorulmuş. Ben yedim. Odama geçip kestireyim biraz. Gece kalkıp çalışacağım da. Size iyi geceler. İyi geceler kızım. Çok çalışıyor kız. Ben serserilik ettim, okuyamadım. Ama neyse ki kızımın aklı başında. O benim yapamadığımı yapacak. Okuyacak. İnşallah.
çocuklar ne yapıyorsunuz? Dolaşıyoruz. Gelmek ister misin? Nereye? Alışverişe gidiyoruz. Anlarsın ya. Sonra da evde küçük bir parti yapacağız. Sen derse girersin diye seni çağırmadık. Ben de size geliyorum. Ne? Sen de mi? Evet, olamaz mı? Hem ben de alacağım bugün. Yanında para da var. Nazlı, sen bayağı yola gelmeye başladın ha. Nazlı zincirlerini kırıyor beyler, sıkı durun. Hadi gidelim arkadaşlar. Ne oldu Faruk? Niye geldin? Bugün şu liseli veletler gelecek. Biraz mal kaldıysa abi. Senden korkulur Faruk. Kaç kişi bağladın bu okuldan? Sen daha iyi bilirsin Cengiz abi. Bu meleti bir kere alan bir daha bırakamaz. Sonra arkadaşını getirir. Öyle zincir gibi gider işte. İyi. Al bakalım. Parayı geciktirme ha. Tabii abi, geciktirir miyim hiç? Hadi eyvallah. Hadi rastgele. Efendim kızım. Babacığım, okuldan sonra Ayça ile sinemaya gideceğiz. Annem konkendi, çıkmadı ya, sana bir haber vereyim dedim. Tamam yav, eğlen biraz. Hakkındır. Öpüyorum babacığım, görüşürüz. Hadi yavrum, öptüm seni. Ben de. Sen yenisin. Bu da bizden olsun. Hı? Gene beklerim. Hadi eyvallah. Canlarım benim. Tam içici oldum ben Azı. Helal sana be. Sağ ol Faruk abi. Pazartesi burada mısın? Belki uğrarım. Tabii tabii. Merak etme. Sen paradan haber ver. Al yavrum. Dershane taksidi. İnşallah emeklerin boşa gitmez. Gitmez anneciğim. İyi hazırlanıyorum. Ben Ayşe teyzene gidiyorum. Biraz gecikebilirim. Tamam anneciğim. Sen keyfine bak. Aferin Faruk. Çok iyi iş yaptın son aylarda. Abi, yeni zengin bir kız çıktı. Abone oldu abone. İyi iyi. Kimin kızıymış? Bilmem ki abi. Hepsi zengin çocuğu. Yarın da partimi ne vereceklermiş. Benden yüklü cemal istediler. İyi. Biz de eğlencelikleri hazırlayalım o zaman. Nazlı, Nazlı, bu kaçıncı kızım? Vur dediysek öldür demedik. Karışmayın ya. Üf. Bak kızım, içki falan da içtin. Karıştırma, bir sakatlık çıkacak. Bana bir şey olmaz. Nazlı. Nazlı, iyice uçtun galiba. Hadi kalk. Hadi kalk. Alo, hadi kalksana. Cenk, gel buraya. Ne var ya? Niye yatıyor bu kız hala burada? Cenk, panik yapma ama Nazlı buz gibi olmuş. Nasıl ya? Bu buz gibi olmuş. Ya ne yapacağız? Hastaneye mi götürelim? Yok ya. Bizi tutuklarlarsa... Abi hadi çabuk olun, kız gidiyor. Abi bir şeyler yapalım abi. Yapalım. Yardım edin o zaman. Arabaya bindirip götürelim, bir hastaneye bırakalım. (Gülüyor)
Faruk abiyi de arayalım. Belki o bilir ne yapacağız. Tamam, yolda ararız hadi. Oğlum ararız. Hadi hadi. Tamam. Alo. Alo Cengiz abi. Hani şu liseliler vardı ya abi. Bugün mal verdiğim abi. Ne olmuş? Çabuk konuş, eve gideceğim. İşte onlardan bir kız Nazlı mıydı neydi adı abi, komalık olmuş. Abi hastaneye götürmüşler. Çaylak bilmiyor işi tabii, karıştırmış bir şeylerle. Abi kız da 17 yaşında ya. Ne yapalım be? Biz mi düşüneceğiz el alemin veletlerini? Anaları babaları düşünsün. Bak sen de panik yapıp başımızı belaya sokma. Ortadan kaybol hemen. Hadi kapatıyorum. Aa, hoş geldin Cengiz. Hoş bulduk Seval. Hayrola, bugün erkencisin. Of, bugün yoruldum biraz. Geleyim dedim. Sen acıkmışsındır. Ben hemen sofrayı hazırlayayım. Alo, buyurun. Nazlı Sağlam'ın annesi misiniz? Evet, Nazlı Sağlam'ın annesiyim. Hanımefendi, hastaneden arıyorum. Lütfen panik olmayın. Ama kızınız şu an yoğun bakımda. Hemen hastaneye gelmeniz gerekiyor. Ne? Nazlı yoğun bakımda mı? Ne olmuş kızım? Konuşsana Seval. Bilmiyorum. Hastanedeymiş. Hastane mi? Yoğun bakımdaymış. Yoğun bakımda mıymış? Gidelim. Peki hocam. Doktor, Nazlı. Yavrum. Nazlı. Nazlı, ne oldu yavrum sana? Nazlı, aç gözlerini. Nazlı, yavrum aç gözlerini kızım. Nesi var doktor? Niye açmıyor gözlerini? Beyefendi, söylemek çok zor ama o artık sizi duyamaz. Az önce Nazlı'yı kaybettik. Başınız sağ olsun. Hayır, bu olamaz. Kızım... Peki neden doktor? Neden? Birileri hastanenin önüne bırakmış. Yüksek dozda uyuşturucu almış Nazlı. Uyuşturucu mu? Onlardan bir kız Nazlı mıydı neydi adı abi, komalık olmuş. Abi hastaneye götürmüşler. Çaylak bilmiyor işte tabii, karıştırmış bir şeylerle. Abi kız da 17 yaşında ya. Ne yapalım be? Biz mi düşüneceğiz el alemin veletlerini? Anaları babaları düşünsün. Hayır. Bu olamaz. Olamaz. Ben ne yaptım Allah'ım? Kızıma bunu ben mi yaptım? Ne diyorsun Cengiz? Ne yaptın? Para için kaç genci zehirledim ben. Oh. Meğer kızımı da zehirliyormuşum. Meğer onun da mezarını kazıyormuşum. Ne zehiri Cengiz? Ne mezarı? Beni affet. Seni ben öldürdüm kızım. Beni affet. Yaptıklarımı evlat acısıyla mı ödetecektin bana? Beni affet. Kızım. Evet sevgili izleyiciler. İzlediğiniz öykü tamamıyla gerçek. Para hırsıyla gözü dönmüş alçaklar henüz lise sırasındaki gençleri bile haince zehirliyorlar. Ülkemizde bu korkunç tehlike çocuklarımızı tehdit etmeyi sürdürüyor. Sevgili anneler, sevgili babalar, bu konuda en büyük görev size düşüyor. Onları bu uyuşturucu tehlikesinden öncelikle siz koruyabilirsiniz. Çocuklarınızla sürekli ilgilenin. Onları izleyin. Nereye gidiyor, kiminle arkadaşlık ediyor öğrenin. Ne yaptıklarını bilin. Bir şeyden şüphelenirseniz tereddüt etmeden yardım isteyin. Ama en önemlisi
Çocuklarınızı sevginizden mahrum etmeyin. Onu bu tür sahte mutluluklardan uzak tutacak en büyük destek sizin ona vereceğiniz mutluluktur. Gizli dünyaları izlediniz. Haftaya buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşça kalın.